başarısı olmasını istemez. Yıllar içerisinde Kent Beck'in katkılarıyla tabii ki Facebook biraz şekil değiştirdi. Artık Move Fast, Break Things mottosundan biraz ayrıldılar, onu bıraktılar. Ve zaman içerisinde 2020'ye vardığımızda 2,5 milyar kullanıcıya ulaştıklarında artık TDD, onların ana ürün tasarlama, yazılım tasarlama pratiklerinden bir tanesi olmuş ve automated testler her yerde. Yani zaman içerisinde onlar da evrilmiş. Varmaya çalıştığım şey, bu örnekleri neden veriyorum esasında onu söyleyeyim size. Varmaya çalıştığım şey şu, bir şey sizde çalışıyorsa herkes de çalışacağı anlamına gelmiyor. Bir şey sizde çalışmıyorsa, size anlamsız geliyorsa, bu böyle değil diyorsanız herkes de öyle olmadığı anlamına gelmiyor. En sevdiğim şey cevap şudur. Her şey it depends'tir. Yani her şey olabilir. Duruma, şarta, dinamiğe göre her şey doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bugün bu dünyanın en saçma şeyi dediğiniz şeyin başarılı ve %100 başarılı olduğu birçok şirket sayabiliriz. Günümüzde neydi? İşte Scrum, Agile, bu kavramlar artık dünyanın her yerinde. Waterfall çok kötü, böyle patron şirketleri, sen bunu 2 aya yetiştireceksin, sen şunu şuraya yetiştireceksin denen şirketlerde çalışmak ne kadar zordur, değil mi? Gelin görün ki onların da çalıştığı ve harikulade başarılar kazandığı şirketler de var. Yani her şey it depends, her şey duruma, şarta göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi genel olarak ben burada size birkaç tane maddeden bahsedeceğim ve bahsetmeye çalıştığım şey şu. Arkadaşlar, kabul edişlerimiz var, bu yanlıştır dediğimiz şeyler var, bu doğrudur dediğimiz şeyler var. Bundan vazgeçelim, aslında bunun tam tersinin de doğru olduğunu, doğru olabileceğini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi, biz 3-3,5 sene önce CraftGate'i, yani CraftGate bir ödeme orkestrasyon platformu, CraftGate'i yazmaya ilk başladığımız dönemde nasıl bir sistem kuralım diye karşılıklı 4 kişi masanın başına oturduk. Birbirimize ne yazalım, şimdi birinci satırını yazacağız, nasıl bir sistem kuralım diye birbirimize konuşmaya başladık. Genel alışkanlığımız şöyledir. Siz bir API yazacağınız zaman hemen bir yeni bir Git repositorisi açarsınız, doğru mu? Yeni bir Git repositorisi, Git init dersiniz, açarsınız. Ondan sonra tabii boilerplate kodunuzu bir oluşturursunuz, bir template oluşturursunuz. Sonra bir gönderirsiniz ve init commit, değil mi? İlk commit, initial commit dersiniz. Şimdi gelin görün ki ortada mikroservis ekosisteminde onlarca farklı API var. Bu kadar API'yi siz yazmaya başlarken karşınıza çıkacak ilk challenge, ilk problem şudur. Ya bir şeyler galiba böyle yapmamamız lazım, refaktör edelim. Sürekli bir refaktör etme ihtiyacımız oluyor. Bu refaktör etme ihtiyacıyla mikroservis dünyası yani mikroservislerimiz yıpranmaya başlıyor. Onu değiştir, pull request aç, onu değiştir, pull request aç. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ama genel olarak nedir? Bunlar genel olarak alışkanlığımız, bunların hepsini ayrı açmaktır. Ve bunları birleştirmek, tek bir repo halinde bulundurmak çok gariptir. Dünyada sadece Google'da monorepo var, Facebook'ta monorepo var. Ama biz Google ve Facebook değiliz ki. Onların 5000 tane mikroservisi var. Bizim 3 tane var topu topu. Gidip hani monorepo mu kullanacağız? Ne işimize yarıyor ki? Dediğimiz çok şeyle karşılaştık. Oysa ki dünyada monolith first diye bir anlayış vardır. Monolith first pattern. Yani siz bir geliştirme yaparken yeni bir mikroservisle başlamak yerine mevcut mikroserviste ayrı bir modül olarak ya da ayrı bir yapı olarak başlarsanız, bunun nedeni şudur. O yazdığınız kodu silip baştan yazmak zorunda kalacaksınız illaki. İllaki bir şeyleri değiştirmek zorunda kalacaksınız. O nedenle bu değişikliği en azından maliyetini düşürebilmek için, ki yazılımın en maliyetli kısmı değiştirmektir. O zaman siz en rahat değiştirebileceğiniz şeyden başlayın. Nedir? Mevcut kodun içerisine. Yeni yapınızı ekleyin, mikroservisle başlamayın, yeni API'ler oluşturmayın, mevcut API'lerinize entegre edin. Tıpkı bunun gibi, monolith first gibi, monorepo first de çok ciddi bir anlayıştır. Biz de böyle başladık. Monorepo first anlayışı aslında sizin yazılım ekibinizin kodunuz üzerindeki refaktörik maliyetini düşürebilmek için en önemli adımlardan bir tanesi. Yeni bir Git reposuyla başlama. Başlama, o hamleyi yapma. Yeni bir mikroservise girme. Dur, sakin ol. Önce mevcut Git reponda
bir monolit uygulamayla başla. Mevcut monorepo yapısını oturtabilirsen eğer, orada olgunlaştır. Ondan sonra farklı bir repoya geçiş yapabilirsin. Onun mikroservis, daha doğrusu multi repo bir deployment stratejisini de barındırır kendi içerisinde. O nedenle ne zaman ki sen bunu multi'ye çekmek ihtiyacı hissedersen, o zaman repository dışarıya çıkar. Bu önemli bir nokta. İkincisi ise deployment'lar. Ah, o canlıya çıkışlar değil mi? Canlıya çıkabilmek için çok uğraşıyoruz, çok test yapıyoruz, manuel test tıklıyoruz. Ben ödemeciyim. Ödemenin geçtiğinden emin olmam lazım. Yani bir geliştirme yaptığınızda 3D ödemeler geçmiyor olabilir canlıya çıktığınızda. Ya da bir bankanın ödemeleri geçmiyor olabilir. Bunların hepsine, ama hepsine emin olmanız lazım. Şimdi yazılımda şöyle bir durum vardır. Siz bir geliştirme yaparken o geliştirmenin son gösterilebilir, olgunlaşmış, belli bir noktaya gelmiş kodunu canlıya çıkmak istersiniz. Bitti, canlıya çıktık, işte buyurun kullanmaya başlayın, değil mi? Arkadaşlar, bu tehlikelidir. Çünkü çok emek ister, uzun sürebilir, uzun sürmesi riski arttırır, içerisinde çok fazla değişiklik barındırdığı için başarısız olma ihtimalini de arttırır. Bunun yerine aslında ilginç bir şey deneyelim dedik. 3-3,5 sene önce birinci günümüz, daha doğrusu ilk haftamızda 4 kişi oturduk, ilk hafta yazacağız, belirledik, monorepo kullanacağız, harika. Peki ne yapalım? İlk hafta canlıya çıkalım. İlk hafta canlıya deployment yapalım. Neyi? Vallahi muhtemelen Hello World'ü çıkacağız. Yani ilk başlangıç herkes Hello World yazar. Hello World. Peki neden? Yani en başta, ilk hafta neden ben Hello World'ü canlıya çıkıyorum? Başkasının görmesine gerek yok bu arada. Ama Hello World'ü siz canlıya çıkarken siz bütün sisteminizi kurmuş oluyorsunuz. Bütün deployment pipeline'ınızı, o CI/CD pipeline'ın en önemli adımlarını siz oluşturmuş oluyorsunuz. Bundan sonrası dutluk. Bundan sonrası kod yazıp canlıya çıkabileceğiniz otomatik sistemler oluşturmaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca herkesin unuttuğu bir şey var. Bitmemiş kod canlıya çıkar mı? Yarım kod. Bitmemiş kod. Hasarlı kod, yani daha henüz tamamlanmamış kod canlıya çıkar arkadaşlar. Tabii ki evet, eminim, yani yarısı bitmiş bir tasarımı canlıya çıkmak tabii ki mümkün değildir, ama doğru şartlarda geliştirebilirseniz eğer, feature toggle'larla siz bitmemiş kodu o bitmemiş haliyle canlıya atabilirsiniz. Kimsenin görmesine gerek yok. Ama oralarda bir yerlerde bir beta version'ı sizin test edebileceğiniz bir şekilde orada durabilir. Bunu yaptığınızda şu rahatlıkla elde etmiş oluyorsunuz. Bu özelliği bitmeden canlıya çıkalım. Çıkalım, kurtulalım, elimizden çıksın. Orada test edebileceğimiz canlı ortamlara çıkabileceğimiz her şeyi atalım ki değişikliklerin yarattığı riski minimize edelim arkadaşlar. Şimdi mikroservisleri bölmek, daha doğrusu mikroservislere bir domaini bölmek hepimizin çok da kendimizi eğitmediğimiz ve üzeri çok kafa yormadığımız bir konu. Yani diyelim ki bir payment, değil mi? Payment API. Ödemeciyiz ya, payment API her zaman bizim için çok değerlidir. Payment API'miz var. İçerisinde de bakiyeyi sürekli güncelliyor, bakiyeyi azaltıyor. O zaman bakiye var, bir de bir domain, bakiye, büyük bir domain. Bakiyeyi tutuyoruz. Bir de ödeme var. O zaman bunları ayıralım, değil mi? Bir de cüzdan var. Cüzdanı da ayıralım. Wallet API, Balance API, Payment API. Şimdi bu kadar kolay değil arkadaşlar. Genel olarak biz düşünüyoruz ki Single Responsibility Rule, bu solid prensiplerin hani tek sorumluluk prensibi denen şeyde, zannediyoruz ki domaindeki her önemli büyük kavramı ayrı bir API'ye açtığımızda aslında uygulamamız çok verimli olacak, çok rahat değiştirilebilecek. Hep böyle zannediyoruz. Oysa ki bir domaini parçalara bölebilmenin üzerinde çok ama çok kafa yormak gerekiyor. Biz single responsibility rule olsun diye işte wallet API, balance API vesaire ayırıyoruz. Oysa ki mikroservis dediğimiz şey bir deployment stratejisidir. Yani canlıya çıkış stratejisidir, bunu yükleme stratejisidir. Mikroservisler kendi içerisinde bağımsız, izole varlıklardır. Onun olayı, mikroservisin olayı tek başına yaşayabilecek, tek başına hiç kimseyi etkilemeden deploy olabilecek şeyler mikroservislerdir.
Sizin balans apiyi, iş görüşmelerinde şunu çok söylerim. Balans apiyi ile payment apiyi birbirinden ayırmak isteseniz nasıl ayırırsınız? Ya da daha doğrusu şöyle soruyorum. Hangi şartlarda balans payment'ın dışına çıkar, hangi şartlarda içeride kalmalıdır? Her şey it depends. Yani sizin o balans apiyi, wallet apiyi oluşturabilmeniz için özel şartlar lazımdır. Ve özel şartların en birincisi tek başına hayatta kalabilecek, tek başına deploy yapılabilecek, indiğinde sisteme etkilemeyecek, bağımlılıkları minimize edilmiş bir yapıysa bu ayrı bir mikroservise çıkmak gerekir. Mikroservis ekosistemi yanlış anlaşılıyor ve zannediyoruz ki bir domaini bölmek çok güzeldir. API'lere bölelim, bir sürü API'miz olsun. Aslında öyle değil. Bu açıdan baktığınızda yazılımınızı bambaşka değerlendireceğiniz ve şekil vereceğinize eminim. Günümüzde büyük şirketlerde hep şunu duyuyorum. %80 code coverage altındaysanız deploy edemezsiniz. Yapan var mı? %80 code coverage'ın altındaysa test coverage canlıya çıkamaz olanlar. Bir iki kişi, üç kişi olabilir. Evet var arkadaşlar. Geçmişte bizde de vardı. Çalıştığım şirketlerde daha doğrusu. Geçmişte çalıştığım şirketlerde. Şimdi arkadaşlar Kent Beck'e sormuşlar ne kadar test yazmalıyız? Ya ne kadar test yazmalıyız? Test yazmanın sınırı var mı? Neredeyse yok gibi. Kod çok geniş bir alan ve siz her bir komponente, her unit'i, her bir kod bölümünü, her feature'ı, her şeyi test edebilirsiniz. Ne kadar test yazmamız lazım? Kent Beck diyor ki siz bir gazeteyi aldığınızda her satırını okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Ana başlıklarına bakıyorsunuz belki, resimine bakıyorsunuz. Bazılarının detayını okuyorsunuz. Bazıları sizin için daha önemli, bazıları daha az önemli. O nedenle sizin için önemli olan şeylerin testini yazmanız gerekiyor. Ve siz canlıyı çıkarken içiniz rahat hissediyorsanız bunu canlıya çıkmanız gerekiyor. Yani siz rahat edeceğiniz kadar test yazmanız gerekiyor. Bir ödeme domaininde test yazabileceğiniz belki yüz binlerce farklı senaryo var. Hepsini test yazmak mümkün mü? Mümkün değil. 400'den fazla test kombinasyonu var. X bankasının ticari olmayan 3D'ye kapalı ya bilmem ne yetkisi olmayan kartlarından ödeme geçiyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Bunu test edebilmek o kadar kolay değil. Peki ne yapacağım? Yapacağım şey şu. Ben %80 code coverage, %1 limit olması ya da test sayısının şu kadar fazla olması, unit testinin bu kadar fazla olması çok doğal ve doğru bir şey olduğuna inanmıyorum. Doğru olan şey nitelik, nicelikten daha doğrusu sayıdan fazla onun kalitesi ve kendinizi nasıl rahat hissettiğiniz. Bu açıdan değerlendirmeniz gerekiyor ve biz de canlıya çıkmadan önce şunu diyoruz. Arkadaşlar rahat bir şekilde canlıya çıkabiliyor muyuz? Manuel testler illaki yapılıyor ama unit test, bu arada unit testi de yanlış anlıyoruz arkadaşlar. Unit test diye bir kavram var ve unit testi şöyle düşünüyoruz. Bir metoda input ver, output çıkıyor ya metoda ya da bir fonksiyona input veriyorsunuz, output çıkıyor. Ve siz bunu testini yazarsanız uygulamanızın nasıl çalıştığını test edebilirsiniz diye. Hep öyle öğrendik. Aslında iki çeşit unit testi var arkadaşlar. Bir tanesi önce yazılan, bir tanesi sonra yazılan. Sonra yazılan unit test, neredeyse hepimizin yazdığı unit test. Sonra yazılan unit testle biz kodun üzerine beton döküyoruz, sağlamlaştırıyoruz, ayağımızla basıyoruz. Artık o kod değişmemeli. Testini yazdık, kod değişirse patlayacak. Betonu döktük, artık oradan onu kimse alamaz. Bir şey eğer müdahale edilirse orada bir şeyler bozulacak. Ama testi önceden yazdığınızda, testi önceden yazabilmek için test edeceğiniz şeyin bir metot fonksiyon değil, bir davranış, bir business akışı olması gerekli. Yani aradaki fark o. O yüzden bir davranışı test etmenin dinamikleri bambaşka. Bu açıdan da unit testi mutlaka değerlendirmek gerekir. Bir GDC etkinliğinde bununla ilgili bir konuşmam var. Kendi reklamımı da aradan yapıyorum. Hani izlemek isteyen olursanız bu konuyu özellikle farklı bir daha uzun değinme fırsatı bulmuştum. Pull request'leri kullanan kimler? Pull request'ler. GitHub'da pull PR request açıyoruz değil mi? Süper. Pull request'ler
Niçin açılıyor? Birileri baksın ve kod review yapsın diye, değil mi? Bakıyor, bir şeyler değişmiş. Acaba hangi satır değişmiş, neler değişmiş? Bunları öğrenmek için açıyoruz aslında. İnanır mısınız? Pull requestler en kötü, en verimsiz kod review yöntemlerinden bir tanesi. Niçin pull request var? Bakın, aynı masada oturduğumuz arkadaşıma ben pull request açıyorum. Bakıyor. Kodu ben yazdım. Tasarım kararlarını ben aldım. Her şeyi, oradaki dinamikleri biliyorum. Ama o bilmiyor. Onu attım. Baktı. Ya bir indentation şey kalmış. Onu bir sola çekebilirsek. Bir de şurada boş bir satır var. Onu da oradan alalım. Bir comment yazmışsın. O comment'i de oradan şey edebilirsek. Şu an yani renk hop güzel falan. Gönderebiliriz artık. Bu kod review'dan başka bir kod review çok da beklememeliyiz. Çünkü kod review dediğimiz şey mecbur bu şekle evriliyor. Pull request'ler mutlaka yapılması, bir kodu anlamak için mutlaka pull request açmalıyız dediğimiz şeyler oluyor çoğunlukla ama aslında öyle değil. Pull request'in mükemmel çalıştığı yerler vardır. Kim nedir biliyor musunuz? Siz pull request'i o kodun sahibini açarsınız. Open source projelerde o kodun bir sahibi vardır. Linus Torvalds o kodun satır satır her şeyini bilir, bilmekte sorumludur. O kodun, o projenin bir maintainer'ı vardır. O maintainer bundan sorumludur ve siz ona dersiniz ki, arkadaşım ben bir yeri değiştirdim, bir bakar mısın acaba, hani uygun mudur? Pull request bu yüzden açılır. Siz beraber çalıştığınız, hep beraber oturduğunuz, beraber bir projede kafa yorduğunuz bir yerde pull request açmak çok garip geliyor. Yapacağınız şey nedir? Pay programming yapmak, beraber yazmak, monitörü göstermek, beraber şu koda bakalım demek. Çünkü kod bir kişinin değil, artık ekibinizin bir kodu var orada, ekibinizin bir projesi. O yüzden pull request sizin önünüzde bir blokaj, sizi yavaşlatan bir şey. Gene açın hobi olarak. Açın ama ondan verim alabileceğinizi çok düşünmeyin. Şimdi unit testler, test konusunda biraz hassas olduğumu fark etmişsinizdir. Yani test konusunda uzun zamandır kafa yoruyorum ve unit testler ve integration testler konusunda çok ama çok yanlış noktalarda olduğumuzu düşünüyorum. Çok. Yani kariyerimin bu sene 22. senesindeyim. 22 senenin çok büyük bölümünde test yazmaya çok ama çok önem verdim. En nihayetinde vardığım nokta şu. İnsanlar integration test ve unit testi bambaşka anlıyorlar. Biraz evvel size unit testi anlattım değil mi? Üzerine beton döktüğümüzden bahsettim. Bir de integration test var arkadaşlar. Integration test. Hep şöyle anlaşıldı. Bir integration test bir komponenti, bir uygulamayı, bir API'yi komple beraber entegre oldukları gibi test etmek. Yani bir payment API'niz var, database'e bağlanacak, Redis lock atacak, ilk servisine bankaya çıkacak. Böyle bir business akışı var. Her şey entegre olmuş, hep şey ayağa kalkmış. Ben request'imi gönderiyorum, REST API'den çağırıyorum, bana bir response dönüyor. This is the integration test. Hep böyle diyoruz değil mi? Integration test bu. Değil aslında. Değil. Joe Reisberger'in Integration Test Are Scam diye bir videosu var. Yani integration testlerle sektörümüz dolandırılıyor diyor. Açıkça söyleyeyim, hiç anlamadım yıllarca. O videoyu birkaç kez izledim. Yani Joe Reisberger önemli bir insan. Dünyada test konusunda hani daha yetkin çok az insan vardır. Eğer o dolandırıcı diyorsa kesin dolandırıcıdır da neden olduğunu bir türlü anlayamamıştım ki son döneme kadar. Integration test, arkadaş integration dediğimiz şey database'e olan integration. REST call yaptığınız integration, Redis'e çıktığınız integration, Kafka'ya event'e attığınız integration, oradan consume ettiğiniz yer, oraları integration noktalarıdır ve oradaki her bir testiniz sadece o entegrasyonu test eder. Ama o zaman da şöyle diyeceksiniz, peki tüm flow'u ben nasıl entegre edeceğim? Tüm akışı ben nasıl entegre edeceğim? Tüm akışı entegre edebilmek için de aslında fonksiyonel test yazmanız gerekiyor.
functional test, fonksiyonel test denen bir kavram var. Bunu çok az şirket, çok az takım uyguluyor. Bunu mutlaka değer verelim. Integration testler sizin entegrasyon noktanızı test ettiğiniz yerdir. Unit testler davranışları test ettiğiniz yerlerdir. Fonksiyonel testler ise tüm akışları test ettiğiniz yerlerdir. Şimdi bir projeyi tasarlarken mutlaka veri tabanından başlanır. Yani en azından genel olarak benim kariyerimde hep öyle oldu. Bir veriyi bir çıkartalım. Biz bu veriyi nasıl tutacağız? Hemen tablolara oluşturalım. Bunu burada da relational database'de tutmayalım. Bir Mongo'da bir document based bir yapıya oluşturalım. Hep böyle başladık. Arkadaşlar genel olarak data driven başlayacağınız tasarımlar olacaktır. Kabul ediyorum bunun mümkün olduğu ve gerekli olduğu yerler vardır ama genel olarak bu size şunu sağlar. Bu size şunu neden olur. Siz data driven başlarsanız yani dataya göre uygulamanızı şekillendirirseniz uygulamanızı da refaktör etmek istediğinizde datayı da tasarımda refaktör etmek zorunda kalırsınız. Arkadaşlar en zor refaktör edilen yer veri tabanıdır arkadaşlar. Verilerin tuttuğu yerdir. O nedenle uygulamanızı müşterinin baktığı yerden tasarlamaya başlamanız çok daha faydalı birçok açıdan. Yani müşteri sizi nasıl kullanacak, nasıl bir REST API kolu yapacak, sizden nasıl alacak? Bir dakika, ortada veri yok. Ortada veriyi nasıl tutacağınız belli değil. Dur bir müşteriyi bir anlayalım önce. Müşteri ne istiyor? Belki de müşterinin istediği bilgilerin tamamını tutmayacaksınız ya da farklı yapılarda tutacaksınız. Veriyi tasarlayarak değil, müşteriye dokunan kısmı tasarlayarak projeye başlamak çoğu zaman sizin için en doğru adım oluyor. Bir de bu açıdan değerlendirin. Arkadaşlar ben full stack yazılımcı değilim. Yani ben backend yazılımcısıyım. Frontend konusunda kod yazdım, tabii ki yazdım. Herkes gibi yazdım neredeyse. Ama kendimi yetkin olarak görmüyorum, yetkin de hissetmiyorum. Full stack olmak bir amaç, bir hedef olması gerektiğine de inanmıyorum. Günümüzde full stack olarak tanımladığım, bu full stack dediğim 3 ya da 4 kişi var. Daha fazla yok. Yani 21-22 senelik kariyerimde 3-4 kişiye bu arkadaş kesinlikle full stack'tir, imzamı atarım dediğim kişiler oldu. Onun dışında bir alanda uzmanlaşmanız gerekiyor. Yani ben full stack dediğimde her full, ne kadar full? Yani o kadar büyük ki full artı full mü? Hangi alanda full? Bunu göremiyorum. Burada bir projeyi verdiğimde her şeyini ben yazarım diyorsanız, peki ne kadar kaliteli yazıyorsunuz? Yani ben Rusça da konuşabilirim. Karşı tarafın anlayacağını garanti edemem ama konuşabilirim. Yani atabilirim. Yani ne kadar kaliteli olacağını garanti edemem. Genel olarak CraftGate'de şöyle bir anlayışımız var. Her yazılımcı yazılımda işte kullandığı dili iyi bilmeli. Okey, tamam. Yani bilmeli. Kaliteli kod nasıl yazılır? Buna hakim olmalı. Bunun için çaba sarf etmeli, evet. Ama domaini de bilmeli. Yani ödeme domainini çok iyi bilmeli. Siz bir sağlık sektöründe bir proje yazı yapıyorsanız doktorun sistemini yani doktorun randevu sistemini nasıl iş yaptığını doktor kadar bilmeniz gerekiyor. Yani diyeceğim şu ki domain burada çok ama çok kritik. Domain'i bilmeden, domain benim için önemli değil. Ben .NET yazılımcısıyım, ben Java yazılımcısıyım dediğinizde ürettiğiniz şeyin kalitesinden şüphe edilmeli. Çünkü yazdığınız şey hiçbir zaman müşteriye doğrudan dokunacak kadar spesifik, onun ihtiyacını giderecek noktada olmayabilir. Doğru çözüm üretebilmek için mutlaka ama mutlaka o domaini iyi bilmek gerekiyor. Şimdi Git kullanıyorsunuzdur eminim. Artık herkes Git kullanıyor. Git Flow kullanan var mı? Git Flow. Develop branch'i var değil mi? Severek kullanıyoruz. Develop branch'i. Develop branch'inden bir feature branch açıyoruz. Git Flow modeli. Git modeli. 2013'te İstanbul GD, DevFest İstanbul'un birincisi, yani en azından birincisi olduğunu düşündüğüm için İstanbul'da yapıldığında orada ben Git Flow anlatmıştım. Aynen böyle çok kalabalık bir salondu. Şimdi Git Flow dediğimiz şey aslında böyle bir akış var. Yani master branch'i var, bir de develop branch'i var. Develop
the next release branch'idir. Development değil, bakın develop. Yani öyle birisi isim koymuş, onu takip ediyorlar. Ve bir sonraki release için develop branch'inden çıkılır vesaire. Şimdi bu gibi yapılar, yani gitti bir master ya da main branch var ya artık, main branch var. Main branch değil de böyle feature branch'ler, develop branch'ler gibi branch'lerin dahil olduğu flow'lar sizi yavaşlatmak, kontrollü gitmek. Dur dostum, biz kurumsal bir şirketiz. Hemen öyle isteyen istediği komite atamaz. Biz sakin ol, birileri var burada. Bir arkitekt denen birisi var, bir, o bir baksın diye süreci yavaşlatmak için vardır. Şimdi genel olarak ben Git Flow'un çok ama çok kritik olduğunu ve çok gerekli olduğuna inanan birisiydim. Ama yıllar içerisinde şunu fark ettim ki Git Flow uzun release cycle'ları için çok verimli. Yani Git Flow kötüdür demiyorum. Birçok insan internette aratın Git Flow is the anti-pattern vesaire diye bir dokümanlar var. Ben onu demiyorum. Git Flow, eğer ki siz deployment akışlarını yavaşlatmak istiyorsanız Git Flow sizin için çok uygun. Ama herkesin buna ihtiyacı yok. 5 kişilik ekipten bahsediyoruz. Haftada 3-5 kere canlıya çıkabilecek ekipten bahsediyoruz. Develop branch'ini, feature branch'ini açıyorlar. Feature branch'te birileri commit yapıyor, pull request açıyor. O merge oluyor, develop branch'ine geri dönüyor. Ondan sonra birileri onay veriyor, master branch'e geri dönüyor. Bir saniye, bu kadar karmaşık bir akışa gerek yok. Peki neye gerek var? Bir main branch'e yeterli. Bir main branch'im var. Main branch'ten branch, yeni bir feature branch'i çıkma sorun değil. Bir commit oluştur ve pull request'ini aç, merge et ya da pull request'ini açma, direkt merge et. Bu senin ekibinin nasıl ilerleyeceğine göre değişir. Bunu mutlaka ama mutlaka bu şekilde değerlendirin. Git modelleri, akış modelleri sizin tüm iş kalitenizi kökten değiştirir. Buna mutlaka yeniden değerlendirin. Şimdi solid prensipleri çok herkesin konuştuğu prensipler değil mi? Herkes solid hakkında bir fikri var. LinkedIn açın, LinkedIn'e bir solid diye aratın. Böyle bir 3000 tane makale çıkıyor. Google açın, işte 3.7 milyon doküman çıkıyor. Herkes solid'den bahsediyor. Ve şunu söylüyorlar, solid object oriented programming'de temiz kod prensipleri için en önemli ilkelerden bir tanesidir. Hep bundan bahsediyorlar. Değil mi? Solid öyledir. Peki kim solid gördü arkadaşlar? Solid'i tam olarak uygulayan bir kod gördük mü? Nerede kod parçaları? Kim kullanıyor? Herkes solid'den bahsediyor. Ama bir Allah'ın kulu da ben solid'de bak ne kadar güzel bak tam uyuyor diyen birisi var mı? Ben görmedim. 21 senelik kariyerimde görmedim. Peki nerede bu arkadaşlar? Şimdi ilginçtir. Geçen hafta GDC İstanbul DevFest'te, DevFest İstanbul'da Solid Öldü, Yaşasın Solid isimli bir sunum yaptım. Solid arkadaşlar o bildiğimiz solid değil. Solid dediğimiz tasarım, solid dediğimiz ilkeler aslında bir yazılımın karmaşıklığını ve bağımlılıklarını yönetmeniz için size yol gösterici ilkeler. Kodu yazarken, koddan sonra refaktör ederken, refaktör ettikten sonra kodumuzu değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken ilkeler ve object oriented'la alakası yok. Object oriented'la beraber çıkma çıkışı onunla ilgili olmuş olabilir. Dil bağımsız, paradigma bağımsız, birçok şey bağımsız sizin yazılım geliştirme yapınızı, şeklinizi değiştiren, yönlendiren ilkeler. Bu gözle bakmanızı isterim. Solid, eski solid öldü arkadaşlar. O solid bitti. Object oriented programming'i uyan o single bir mikro servise çıktık. Neden? Single responsibility rule dediğimiz o solid öldü. O yok artık. O eskilerde kaldı. Şimdi artık yepyeni bir yapıdayız. O yapıda aslında solid sizin uygulamanızın karmaşıklığını yönetmeniz için tasarlanan bir yapı ve belki de dünyada ilk kez 5 solid prensibinin birbiriyle olan ilişkisi, bakın tek başına değil, birbiriyle olan ilişkisini göstermeye çalıştım. Belki de yayınlandığında, DevFest İstanbul yayınladığında onun videosunda belki bakarsınız. Şimdi 22 sene sonra şuna karar verdim. Keşke dediğim ne var? Yani kariyerimin en başında birisi bana bunu öğretseydi de
Gerçekten bilseydim dediğim ne var diye düşündüm. Bir numarada Domain Driven Design diyen bir kavram var. Domain Driven Design genel olarak birazcık okuduğunuzda şöyle düşünüyorsunuz. Yani çok çok emek veriyorsunuz. Yani bir kod yazacağız, alt tarafı bir CRUD operasyonu yapacağız. Bir sürü tartışıyoruz, domaini tartışıyoruz, post-it'ler yapıyoruz, bir flow tasarlıyoruz, adamı çağırıyoruz. Abi gel sen de bizim toplantıya. Çünkü sen bu işi biliyorsun. Bir konuşalım. Sürekli domaini konuştuğumuz, domain üzerinde kafa yorduğumuz bir yapı. Yani anlaşılıyor, CRUD operasyonundan bahsediyoruz değil mi? Yani büyük upfront analize benziyor biraz. Yani en önce yaptığınız upfront analizlere benziyor. Genel olarak hep böyle düşünüldü. Oysa ki yazılımın en büyük problemlerinden bir tanesi şu. Yazılım aslında domaini en az düşündüğümüz yapılar. Yazılımı çok ama çok az düşünüyoruz. Ve yazılımın, ne demek yazılım? Domaini çok az düşünüyoruz. Ve size DDD şunu söylüyor. Proje sırasında sizin en değerli varlığınız kod, kullandığınız framework, hangi teknoloji değil. Sizin üzerinizde yazacağınız domain ve o domaini nasıl tasarlayacağınız, domaini gerçekten iyi bilen insanlarla buna kafa yorarak olur. O yüzden DDD bir projenin başarısı için en önemli yaklaşımlardan bir tanesi. Hatta başarısı derken yazılımlar bitmez arkadaşlar. Yazılımlar hiçbir zaman gelişmesi bitmez. Bir yerden sonra her zaman büyümeye devam eder. Yeni özelliklerle, yeni problemlerle. O nedenle uygulamanın kaliteli bir şekilde problemsiz genişliğe büyüyebilmesi için mutlaka Domain Driven Design bakış açısıyla domainini doğru şekilde büyütebileceğiniz yaklaşımlara sahip olmanız gerekir. Buna lütfen ama lütfen bu kavramları incelemenizi isterim. Scrum kullanan var mı aranızda toplantıda? Daily Scrum'a katılan var mı? Daily. Sabah 9. 9.15 değil mi? Bayağı var. 9.15'te herkes geliyor. Merhaba efendim. Ben dün çok çalıştım. Dün sabahleyin kahve içtikten sonra şu proje şeye girdim. Onları bitirdim. Sonra şunu yaptım. Bir saniye bitireceğim hemen, iki dakika sonra diye de söylüyorsunuz onlara. Hani uyarılıyor, abi çok detaya girdim. Bir saniye tamam bitireceğim. Şöyle de müşteriyle şöyle bir şey yazıştık. Adam bana mail, detaya giriyorsunuz. Tamam abi bir saniye tamam bunu söylemem lazım. Uzuyor çünkü daily değil mi? Herkes dün ne yaptı? Bugün ne yapacak? Ve problemler neler? Herkes bundan bahsediyor. Ah ah. Arkadaşlar, bahsedilen şey o değil. Herkesin uyguladığı şeyi o şekilde uyguluyor olması gerçekten o şekilde yapmanız gerekiyor anlamına gelmiyor. Şimdi pure agile diye bir kavramdan bahsediyorum. Yani saf, scrum'sız, kanbansız, extreme programming'siz çevik olunabilir mi? Yani bu kavramlar olabilir mi? Daily scrum koşmadan. Biz şirkette 24 kişi daily yapıyoruz. 24 kişilik bir daily düşünebiliyor musunuz? Efsane. 3,5 saat sürer. İnsanlar bir süre sonra birbirini bıçaklar diye düşünüyorsunuz değil mi? Bir de Zoom'da yarısı uyuyor falan. Hani böyle pijamalı. Arkadaşlar öyle değil. Bizim 15 dakika ile 25 dakika arası sürüyor daily'miz. Çünkü neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? İşi konuşuyoruz, işi. Yani kimse dün ne yaptığından bahsetmiyor. Umurumda değil. Kimsenin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Dün çalışmış olabilirsin. Çok çalışmış olabilirsin, mesaiye kalmış olabilirsin, her şeyi yapmış olabilirsin. Önemli değil. Orada tahtada bir kart var ya, entegrasyon, PayPal entegrasyonu. O ne durumda? O ihtiyaç var mı? O orada bir problem var mı? Ana varmak istediğimiz nokta bu. Umrumuzda olan şey o. Tahtada 15 tane iş varsa 15 iş konuşulur. O konu hakkında fikri, bilgisi, yorumu, önerisi olan yapar. Yoksa yapmaz. Diyeceğim şu ki arkadaşlar bir formülünüz yok. Yani ortada size iletilen bir formül yok. Bir framework'ü takip etmek zorunda değilsiniz. Ne yapacaksınız? Framework'leri bileceksiniz. Bilmeniz gerekiyor nasıl olduğunu. Ana mentaliteyi altındaki ana değerleri bileceksiniz. Ve ona göre kendi problemlerinizi çözecek. Size en uygun işleyecek şekilde çalışma yönteminizi belirlemeniz gerekiyor. Yani hangi şirkettesiniz? Craftgate'deyim.
Craftgate modeli olmalı. Hangi şirkettesiniz? PayPal'da çalışıyorum. PayPal modeli olmalı. Hangi şirkette çalışıyorsanız siz o modeli uygulamalısınız. Ama o modeli de uygularken de bu değerleri düşünerek yapmanız gerekiyor. Son olarak da en çok duyduğum ama en çok duyduğum şey, yıllarca duyduğum, arkadaşlar test driven development, pay programming, evet test yazma, vaktimiz yok. Okey tamam, vaktin yok. Yetiştirmemiz gerekiyor. Tamam, evet. Bunlar bizde uygulanamaz. Olmuyor işte. Çünkü bir, bunu uygulayacak yetkinlikte ekip arkadaşlarımız yok. Herkes koşturmacada, vakti yok. Bunları bu ekipte yapamıyorum. Bir kişiyi çek, ben tek kişi test yazarak test yazamıyorum. Tek kişi bir şey yapmaya çalışıyorum. Kimse ilgi göstermiyor. Herkesin bir hayat koşturmacası, iş koşturmacası var değil mi? Koşturmacalar. Peki ben nasıl yapacağım? Bizde olmaz o iş. Bir gün bunları anlattım. Böyle bir alkış oldu. Sonra birisi geldi yanıma. Dedi ki, vallahi dedi, kendi hayal dünyanızdan müthiş şeyler anlattınız. Tebrik ediyorum dedi. Yani şurada anlattığınız bir şirkette anlatmıştım. Herkes sizi alkışladı ama dedi, burada onların hiçbiri olmaz dedi. İmkansız. Burada imkansız. Neden ya dedim, ben bunları uyguluyorum dedim. Ben kendi şirketimizde, kendi çalıştığımız ekipte bunları yapıyorum dedim. Dedi ki imkansız. Yani imkansız olduğuna inanmış. E peki ne yapacağız? Belki de haklı olabilir mi? Artık eskiden şöyle düşünürdüm. Ya bunları başarabilirsiniz diye düşünürdüm. Artık şöyle düşünüyorum. Belki de haklı. Çünkü eğer ki yazdığınız şey, yaptığınız şey bir proje ise, bakın proje ise, proje ne demek? Bir deadline'ı var, yetişmesi gerekiyor. Bakın yetişmesi gereken şeyin kalitesinden söz edemezsiniz. Kaliteli olursa eyvallah, kaliteli, çok güzel, hızlı bir şekilde deadline'ı yetiştirdiniz ve kaliteli yaptınız, tebrik ediyorum. Ama yetişmesi gereken şey ise vur kaç, bas geç, at kaç, hepsini yapmanız gerekiyor. Bu kod çalışmalı, bu feature çalışmalı. Arka tarafta ne var? Deadline yetişmeli. O nedenle ama bir ürün geliştiriyorsanız, ürünün başarısı deadline yetişmesi değil, müşteri memnuniyetidir. O nedenle müşteri memnuniyetidir. Müşteri de kalitesiz bir şeyden kesinlikle memnun olmaz. O yüzden kaliteli kod geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Genel olarak bütün hepsini listelediğimizde karşımıza şu çıkıyor. İnandığınız şeyleri sorgulamamız ve belki de baştan yorumlamamız gerekiyor. Tabularınızı yıkın, mevcut inançlarınızı baştan sorgulayın. Yazılımda bambaşka kapılar açılacağına eminim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için sağ olun.